Telipinu'yu takip eden kralların da çoğu peş peşe öldürülür. Milattan önce 1460-1370 arasında yer alan bu döneme Orta Krallık dönemi denir. Şubbililiuma'dan önceki krallar olan baba Tuthaliya ve oğlu Arnuvanda sırasında da Anadolu'nun birleştirilme faaliyeti devam eder. Bunlar sırasında epey bir tablet oluşturulur. Fazla savaş yapılmaz. Ancak batıda Asuva Birliği yenilir ve birçok ganimet getirilir. Tuthaliya esir alınan kralı başkente getirir ve esirin kılıcını fırtına tanrısına sunar. Bu kılıç Boğazköy Aslanlı Kapı'nın yakınında üzerinde Tuthaliya'nın kitabesi Akkad dilinde yazılı olarak bulunmuştur. Seferdeyken kuzeydeki Kaşkalar ve güneydoğudaki Hürriler saldırdığı için başkente döner. Kralın kız kardeşi Ziplantavia krala ve karısına karşı mücadele etmekteydi. Tuthaliya'nın krallığın hürrileşmesine karşı olduğu anlaşılmıştır. Tuthaliya genellikle bir Hürri kenti olan Ortaköy Sapinuva kentinde zamanını geçirir. Burada Hürri kültürünü inceler ve kente tapınak, garnizon, kuleler ve saraylar olmak üzere birçok yapı kazandırır. Bu kent Kaşka sınırından 15 kilometre içerideymiş. Hattuşaşlılar kralın başkente zaman ayırmamasından şikayet eder olmuşlar. Oğlu Arnuvan da kız kardeşi Asmunikal ile evlenir. Bu Hitit geleneğine göre yasak olmasına rağmen saray Hürri hanedanı olduğu için normal sayılabilir. Kral Hattuşaş'a bir komutan atar ve tüm güvenlikten onu sorumlu tutar. Kendisi ise Kaşka akınlarına karşı savaşır. Bir efsaneye göre Arnuvan da tek başına düşmana karşı köprüyü geçmeye çalışırken üstüne yağdırılan ok ve mızraktan kurtulmak için nehire atlar ve ters kıyıdan çıkarak düşmanın arkasına dolaşır. Adaniye kentiyle savaşır. Kral karısından önce ölür ve karısı ona Hürri inanışına göre bir mozole yaptırır ve bağımsız yönetilen bir vakıf kurar.